Ömer Baba ile Nazif Anne burada olduğunu duysa kederlerinden ölürler. E söylesen de burada olduğunu. Niye gelmedin eve? Ersoy öldü. Nasıl? Kendini camdan attı. Oh, çok şükür. Ersoy'un öldüğüne üzüldün. O yüzden mi gelmiyorsun eve? Annemin yüzüne bakamıyorum Leyla. Vicdan azabından öleceğim. Ne alakası var? Annenin seni suçladığı yok. Hem kadere inanan insanlar onlar. Onlar değil. Ben. Adam öldü gitti. Bütün bunlara değer miydi? Sen elinden geleni yaptın. Değerdi ya da değmezdi. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin. Annemi iyileştirebilirsem her şeyi yapabilirim. Annenin ayağa kalkması kaderse kalkacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayağa kalkmaması kaderse de kalkmayacak. Biz ne yaparsak yapalım. Babamın yanında gezdiği nasıl da belli. Benim gibi hayata kötümser bakan birine bile iyi geliyor. Tavsiye ederim. Bir ömür burada oturacak değilim. Gideceğiz herhalde. Sevindi mi annem gazetedeki fotoğrafa? Ben dedim ayaklanır diye ama İnce'ye bir daha rica etmen gerekiyor. Evleniyorlar diye de bir haber yaparsa tamamdır bu iş. E gel sarılayım. Çeken meken varsa yazarlar evleniyorlar diye. Kusura bakma canım. Elif'e evlenme teklif ettiğin yerde sırnaştırmam seni. Ama kendini iyi hisset diye en fazla 2 dakika. Tombik be. Hı. Bir sefer hatırlıyor musun? Elif sen ben gelmiştik. Hatırlıyorum tabii. O kadar tombiktin ki banka üçümüz sığamamıştık. 4 kişiydik. Hikmet abi yüzünden oturamadık. 3 Hikmet'i hatırlamıyorum niyeyse. Aman ya! Ne kadar kötüsün Polat. Kumpir yaptırayım mı? Ben kumpir yemeyeli 5 yıl oldu. Aferin. Fıstık gibi olmuşsun. Sen de yüzünü değiştirmişsin. Daha yakışıklı olmuşsun. Tamam tamam. Kimse almazsa alacağım seni. Bak kalkar giderim ha. Hadi kalk. Hadi hadi. Annem iyice merak eder. Ben biraz daha burada oturayım gelirim. Bu gece gelmezsem yarın gelirim. Kalmamı ister misin? Yok be gülüm. Dur öbür yanağından da öpeyim de bir kere daha dul kalma.
Gelsen annen çok mutlu olur. Ama ben yine de bir yalan söylerim gelmeyecek diye. Sağ ol geldiğin için.